Yakışıklılara gel, yakışıklılara. Hep ben mi burada şey olacağım? İşte iki tane yakışıklıyı aldım karşıma taş gibi. Harika, çok naziksiniz. Nezaket. Nezaketiyle dövüyor. Şu an bir anda hani çok naziksiniz, utanıyor, yakışıklılara gel falan diye başlamış kadın. Ve bir anda karşısında çok naziksiniz diyen bir adam var. Evet. Gözlerini gürbeyden alamıyorsun ama. Ama çok yakışıklı değil mi? Benim oğlum. Senin oğlun değil o. Benim de oğlum olabilirmiş. Neden olabilirmiş. Benim oğlum, oğlum var mı? Neden benim? Yok, oğlum yok. Çocuğun var mı? Yok, çocuğum yok. Ama oğlum kedim var. Oğlum önce köpeğim vardı. Onlar da oğlum. Onlar da evlat. Hepsi can. Hepsi değil mi? Hepsi tabii. Can. Hepsi. Kamyon yası gelsin mi? Kamyon yası gelsin. Bakalım bir. Tamam. Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin... Orası okunmuyor. Tribindesin. Evet. Azrail bile ayağıma gelecekse evet. Sen neyin tribindesin? Üç yetişkin insan bir kamyon yazısını okuyamadı. Ama bu programı şey, orada kapatalım. Orada yazıda bir problem var. Evet değil mi? Azrail bile evet. Ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin? Bunu belki size mi gelsin bu? Bu bana gelmesin. Ben genelde Azrail'le işbirliği içinde olduğum için. I-ı. Ne demek o? Yani hastane ziyarete gittiğim herkes ölüyor. Ha, öncü kuvvet. Azrail önce sizin mi yok? Ne kadar süre sonra ölüyorlar? Var mı onun bir ortalama? Ertesi günü. Aa, bu halka filmi gibi. O ne ya? Televizyondan çıkıyorsunuz 7 günü ölüyor. 7 gün çok saydın. Çok iyi bir zamandır. Evet, gerçekten. Annem bile bana şeyi söyler. Ne olur hastalanırsam hastaneye gelme der. Peki gitmeyi bıraktınız mı? Bıraktım tabii. Bıraktım. Yani, yaşıyorlar mı artık hastalanıp? Artık çıkıyorlar. Yaşıyorlar. Ciddi espri değil bu. Kaç tane leşiniz tane var hocam diyeceğim. Üç tane yani, var. Üç kere ama bunlar, bu talihtir, kör talih. Değil mi? Yani kör denk talih, gelmiştir. Tabii. Olur tabii, mu tabii, öyle şey ya? Tabii. Şu adamdan Azrail olur çok mu? Çok teşekkür ederim. Ama yakışıklı. Tabii tabii canım. Baba oğlu oynadılar Ali. Evet. Ali filmi. Ama önce biz bir reklama gidelim bence. Sonra bir bakalım Ali'ye, başka şeylere, her şeye. Peki sizin babanızla ilişkiniz nasıldı? Çok ekmeğini yiyor musunuz bu sesin ve bu tarzın kadın tavlarken? Erkeği ne kadar süründürürsen o kadar sana aşık olur. Ne dedin anlamadım. Geçmişte evet ama şu anda değil. Kariyer ve başarı tahrik edici bir unsur. Burada neden bıyık altından gülünüyordu hocam, ben merak ettim. Yani kahraman bakkal süpermarkete karşı durumunda burada kahraman bakkal 1-0 öne geçiyor olabilir. Ali'nin bahtı çok açık olsun. Evet. Ali oğlanın adı mı? Evet, oğlumun adı. Baba oğlu canlandırıyorlar efendim. Gelsin Ali. Kansarsın. Hastalığın ilerlemiş. Ali'yim. Yarın baban geliyor. Gelsin. Nerede bu oğlan hala? Nerede olacak, çocuklarladır. Biz buradayız Gülizar. Kimle konuştu farkında mısın? Bak geldin evine, her şey herkes yerinde. Amastris, herhalde sen bu şehre adını veren güzelsin. Ya Ali, burası çok güzelmiş. Doktor bana bunu verdi. Ali abim ölecek, ölecek. Anlamıyor muyum sanıyorsunuz lan? Oğlumuz iyi değil Cemil. Sen gitmeyi sevdin. Sen başka başka ülkelere gitmeyi sevdin. Gezmeyi sevdin, özgür olmayı sevdin. Evet lan evet. Gitmeyi sevdin, var mı diyeceğin? Lanet ömrü. Böyle işte. Böyle. Kabullenmiyorum ben, kabullenmiyorum Cemil. Oradan konuşması kolay değil doktor. Tam o benim oğlum. Her şey çok güzel olacak biliyorum. Bana ilk yüzmeyi burada öğretmiştin baba. Hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum oğlum? Tabii ki hatırladım. Sen bu yaşta bir adamın elden ayaktan düşmesi ne demek biliyor musun baba? Beni kurtarmaya geldin değil mi baba? Ha? Sen de dayanamadın değil mi artık? Ali!
Çok mu ağlayacağız? Ağlayacaksınız. Evet. Zaten birkaç gün oldu işte vizyona gireli. Gelen evet. tepkiler de çok iyi. Çok iyi evet. Yine böyle uçarı giden bir baba mı bu sefer? Nasıl ne demek? Yine anlamadım. Böyle yani aslında hani uçarı bir adam bu sefer bir baba rolünde ve giden bir baba mı? Yok uçarı bir adam değil bu sefer. Hmm. Uçarı bir adam değil son derece ciddi bir adam ama şey dışarıda aidiyet duygusu yok daha doğrusu kelime olarak. Yani bir gemide makinist olarak çalışıyor uluslararası gezilerde eve 3 ayda bir 4 ayda bir birkaç günlüğüne gelebiliyor. Önceleri oğlunu, küçük oğlunu idare ederken oğlun oğlu ergenliğe girince babasının hep uzaklaştığını görüyor. Ama adam orada yani karısını aldatıyor ya da başka bir hayat kurmuş falan değil. Sadece dışarıda olmayı seviyor. Yani dediğim gibi aidiyet duygusu yok. Gidiyor ama geliyor. Dönüyor. Ama bu sırada oğlunun tabii büyümesini kaçırıyor. Oğlu çok yalnız bırakıyor annesiyle. Annesi de bir ev kadını, ev hanımı. Oğlu yalnız cebelleşmek durumunda kalıyor hayatla. Bu anlamda bana sorduğun sorunun cevabı çok başka bir karakterle karşılaşacak seyirci benim adıma. Hmm. Gürbey adına da öyle. Gürbey de böyle bir karakter ilk defa oynuyor. Yani ikimiz de son derece dramatik bir işi, bu denli sert bir işi ilk defa oynuyoruz. Buradaki en önemli unsur şu ama gerçekten daha gerçek. Hani yani bu ne anlayalım bundan? Ne anlayalım? Çok gerçekçi oynanmış bir işten bahsediyoruz demek. Ben de ufak bir parantez açayım o zaman. Tabii Ali ki. Aslında babasını çok seviyor. Hani içten içe çok derin bir özlem duygusu var babasına karşı. Ama işte babasının böyle sürekli gidip ne bileyim atıyorum 5-6 senede bir gelmesi bu durumu içten içe annesini ve kendisini bırakıp gitmesine kabullenemiyor. Ve döndüğünde hani mantıklı bir açıklaması da olmadığı için bu durumu. Ondan dolayı öfkesi ve kızgınlığı daha ağır basıyor babasına karşı diyebilirim. Peki baba oğul ilişkilerinizde yani babanızla ilişkiniz nasıl? Ya bizim babamla çocukluktan beri çok samimiyiz biz tabii. Hani yani her şeyi birlikte yapmışızdır. İlk maçlara gitmemiz olsun, ilk bana yüzmeyi öğretmesi olsun. Hala da birbirimize sımsıkı bağlıyız. Her gün konuşuruz mesela telefonda. Bağlı bir aileyiz birbirimize bu açıdan. Benim de 19 yaşında bir oğlum var. Tiyatro bölümünde okuyor Yeditepe'de. Hatta şöyle bir şey biraz önce girmeden önce programa Gürbey ile konuşurken Gürbey'i gerçekten oğlum zannediyorlarmış. Oğlum da şey diyormuş hayır Gürbey onun rol arkadaşı onun oğlu benim. Güzel. Evet, doğal. Çok manidar değil mi değişik. Hoşunuza gidiyordur değil mi? Yani bir çocuk tarafından bir babanın aslında hayır oğlu benim sahipleniyor tabii, burada tabii. O benim babam. Biraz önce Gürbey'in söylediği gibi ben de oğlumla ben genç baba oldum. Bunu çok istedim çünkü oğlumla basketbol oynamak çok istedim. Çünkü geçmişte profesyonel basketbol oynamıştım ve oğluma bunu öğretmek İkinize istedim. İkinizde de basketbol evet, geçmişi var. İkimizin de var geçmişi. Zaten ilk tanıştığımızda ilk konuştuğumuz konulardan biri bu oldu. Farkındaysan ikimizin de boyu oldukça ortalamanın üzerinde boylar. Şey ve bunu oldu bu. Hani oğlumla basketbol oynadım, çok yakın oldum. Geçmişte gördüğüm hani baba oğul ilişkilerindeki sıkıntıların hepsini gideren hareketlerde bulunmak çok istedim oğlumla. Ve şahane oldu. Bunun tabii yararını çok gördüm filmde. Çünkü Gürbey'le Gürbey'i zaten normal hayatta da çok severim. Severim, ruhunu severim her şeyden önce. Çalışmasını, azmini severim Gürbey'in, azimlidir. Zaten bir şeyin ne kadar yetenekli olduğu ya da ne kadar cinsi olduğu değil, ne kadar kararlı olduğu önemlidir. Aynen. Bu anlamda ikimiz de aç boksörler olarak çok iyi anlaştık. Babamın rahmetli bir sözü vardı der, istediğin kadar yetenekli ol. Tabii. Gelip ortalama yetenekteki biri çok çalışan ve huyu iyi olan ortalama yetenekteki Doğru. biri gelir geçer. Seni geçer. Tabii kararlı evet. olmak çok yani, önemlidir. Tabii. Tek bir noktaya odaklanıp. Bir de tabii şey güvenilir olma. Yani güvenilir derken o saatte geleceğini, o disiplini tabii, göstereceğini, tabii. Yüksek o azmi, birinci şart. İstikrarı göstereceğine tabii. güvenilir olmak da çok mühim bir şey. Evet. Ufak Peki babanızla pardon. Ufak bir parantez açayım ben de o zaman. Bizim şöyle bir artımız var daha önce Hakan abiyle. Bir projede dayı yeğeni oynamıştık. Evet. O yüzden birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Set dışında da çok eğleniyorduk. Geçmişimiz var yani. Yani. 30 bölüm beraber oynadığımız için bir de film aslına bakarsan Aslı. böyle bir baba oğul ilişkisi bu film 14 günde çekildi. 2 ayda vizyona girdi. Hı-hı. Çok korkunç bir hız bu. Bir baba oğul ilişkisi için hemen birbirine mutabık olmak o kadar kolay değil. Bu anlamda yönetmen
Ramazan Özer çok doğru bir kast yaptı. Hani tanışıklığımızı burada çok doğru kullandı. Peki sizin babanızla ilişkiniz nasıldı? Benim babamla ilişkim önceleri hoş değildi, pek hoş değildi. Sonraları çok hoş oldu ama. Ama her şeyin zaten sonu yeter ki iyi bitsin. Hani önemli. Çünkü ben oyuncu olmak istediğim zaman önce buna müdahale etti babam. Bir de çok yoğun bir iş hayatı vardı. O anlamda çok baba oğul ilişkisini çok önceleri yaşayamadık ama sonrasında bunu çok güzel giderdi. O bir kuşak farkıydı. Bizim tabii, babalar tabii. Öyleydi. Yani öyle işte uyurken doğrusu. Çocuğunu sevmek. O kadar travmatik büyümüşler ki. Bizim babalarımız travmatik evet, bir kuşak. Evet. İkinci Dünya Savaşı, karne dönemi tabii. O bu. Hiç suçlamadım. Yokluklar. Yani bu anlamda babamı yani, hiç suçlamadım gerçekten. Sevgiyi hani, çok bilmiyorlar. Dolayısıyla tabii. Biz aslında ortadaki kuşağız. Yani bizim çocuklarımız, biz hani bizim kuşağın yetiştirdiği çocuklar daha sevgiye biraz daha doyabiliyor. Tabii bulan var bulamayan var ama bu kamu spotu gibi konuşmadan sonra Hakan Merişliler'in kariyer yolculuğuna bakalım bence. Bunun sağlanması üzere yani Türkiye ve dünya güvenliği için Rusların Kafkaslardan çekilmesi, Uralların ardına itilmesi, Rusya'nın tabii sınırının Don Nehri olması gerekmektedir. Neredesin sen? Abi İstanbul'dayım şu anda. Ne? Delirdin mi sen? Niye geldin oğlum? Size görünen şu varlık ne istediğini söylüyor mu? Sizce bu varlık kim veya ne olabilir? Asıl eğlence bundan sonra başlıyor. Hakkımda bir tane iyi şey yazan yok. Kendi sesini dinleyerek oynayan aktör yazmışlar. Umurunda sanki. Tabii umurumda. Nasıl umurumda olmaz? Annenim ben senin. Ne annesi be? Ne annesi? Yalan söyleme artık yeter. Sen benim annem değilsin Kıymet Hanım. Şu merhemi getiren kız. Adı neydi? Zarife. Tamam işte Zarife. Ona yaklaşacaksınız. Önce kalbini, sonra gizli formülü çalıyorsunuz ve bana getiriyorsunuz. Abi. Özlemişim oğlum ya. Neredesin sen? İyice boşladın buraları. Hadi bir şey söyle. Ne tutuyorsun kendini? Konsantre ol biraz. Hayır hayır. Ben gitmeliyim. Oradan konuşması kolay değil doktor. Tam o benim oğlum. Yahu bırak sen şimdi onu. Benimle evlenebilecek kadar zengin bir kız biliyorsan... İsterse kapnem, huysuz ve hırçın olsun, vız gelir tırıs gider bana. Benim de romantizm olmaz Ece. Romantizm dediğim boş iş, duygular, duygular. Bilim duygular hareket etmez. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Seni 1946 mevsim sonbahar. Yar, yar. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Yar, yar. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladı. Ama o dönemin... Aa bak çocukluk fotoğrafı dedemle. O dönemin o cümle sonlarındaki şeyleri değil mi vardı? Evet tabii. O bir şey miydi? Ekol müydü? Ekol. Hani Rutkay Bey'in tabii, oldu işte tabii. Birkaç oyuncu daha var öyle tabii, çok tabii. Bildik isimler. O dönem öyleydi. Öyle öğrenmişlerdi. İşte tabii o işte de biraz bunun tatlı bir maytabını geçmiştik açıkçası. Ya çok ekmeğini yiyor musunuz bu sesin ve bu tarzın kadın tavlarken? Aslında bir şey söyleyeyim sana. Yarıyor mu yani? Bir süre sonra şöyle oluyor. Güçlü silahını kullanmak istemiyorsun. Eğer bir oyuncuysan. Bir de hani oyunda hile yapmak gibi bir şey gibi geliyor bana bu. Geçmişte evet. Ama şu anda değil. Ama tabii bugünkü evet, koşullar evet. Farklı. Ben bütün hayatınız boyunca aslında onu merak ettim. Hayatım boyunca avantajını çok gördüm. Ya buna kanıyor, çok samimi bir şey. Buna kanıyorlar mı? Çok işe yarıyor mu bu hakikaten? Yaradığı zamanlar ya çok oldu. Mesela, ne yapınca çok etkiliyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi geçmişte bunun farkında değildim. Hı-hı. Hani bunun bir silah olduğunu. Hı-hı. Hani o sende olan bir şey ya bu şeye benziyor. Hani göz bozukluğu olan biri bilmez de gözünün bozuk olduğunu. Çünkü herkesin öyle gördüğünü düşünür ya. Zamanla anladım onu. Fark ettim. Hani böyle işte konuşsana biraz daha konuş. Biraz daha. Bir şiir okusana. Hadi bana bir kitap oku. Falan gibi olunca anladım. Ekmeğini ne yediniz? Yedim tabii.
Şimdi yediğim ekmekleri mi anlatacağım sana? Evet, bu zahmet ne var burada? Bir kadın olarak merak ediyorum. Seni tanımıyorum aslında. Nerede düşüyor? Nerede düşüyorlar kadınlar? En çok nerede düşüyorlar onu merak ama ediyorum. Ama o şimdi artık ya öyle ben değil. Ben hemcinslerimin zaafını merak ediyorum. O şeyi ama bütün kadınlar iyi sesli erkeği çok severler. Şeyi o düşünsene doğru. Çok yakışıklı bir adam. Her şey mükemmel, her şey ama böyle diye bir ses çıkıyor yani. Bunu beğenmez kadınlar. O doğru, dediniz doğru. Hani çünkü gözünü kapadığında da ne bileyim ona dokunduğunda da bir erkeğin yani şey güçlü bir sesi olması herhalde onları şey kadınları şey yapıyor. Güven duygusu veriyor bence daha çok. Tahrik de ediyordur ama. Bilmiyorum ona. Güven duygusu evet veriyor. Tahrik de ediyor mudur bilmiyorum onu ama güven duygusum. Tabii bir de şey de var. Hani bu kadar tanınmış bir oyuncunun onunla ilgileniyor olması da hoşuna gidiyordur kadının. Tabii. Bu erkek için öyle midir? Onu da merak ediyorum. Nasıl? Yani sor. Çok tanınmış bir kadının, çok böyle toplumda bilmiş, yani sizin gibi işte ünü olan. Sizinle ilgileniyor ama başarı, ama sizi bir... Başarı tahrik edici bir şeydir ama. Kariyer ve başarı tahrik edici bir unsurdur. Her bu zaman. Sizin için de geçerli midir? Tabii ki. Hani ben ne kadar bunu şu anda inkar etsem bile Aslı'cığım ama eminim etkileniyorumdur bundan. Etkilenirsin. Çünkü düşünsene hani hayatında bu hayat denen mücadelede başarılı oluyor. Hani bu etkileyici bir şey. Hani mesela zengin olması değil. Hani o başka bir şeye girer, kategoriye girer ama başarılı olması etkileyici. Etkileyici bir şey yani başarı seksi gelen bir şey aynı zamanda. Kesinlikle. Onu demek istedim. İyi söyledin. Aynen. Burada neden bıyık altından gülünüyordu hocam? Ben merak ettim bir Hakan Meriçlilere o soruları sorarken. Yo, şahit olup da anlatamadığınız şeyler yok, mi var? Yok yok olur mu? Var mı yani? Aynı fikir olduğumu belirtmek için o bıyık altı gülümsemeleri. Yani mesela burada sizin için ne geçerli hakikaten? Aynı fikirdeyim ben de. Tabii ki başarı etkiliyor bence de artık bu zamanımızda özellikle. Eski aşklar da bildiğiniz gibi kalmadı. Hani kaşına gözüne artık kimse bu devirde vurulmuyor yani. Bir gençin başarılı... bunu söylemesi ilginç. Neye vuruluyorlar evet, sizin jenerasyonda? Başarı çok önemli bu devirde. Demin de bahsediyorduk. Daha güçlü olmak, daha başarılı olmak. Yani bu etki eden faktörlerin başında geliyor bence. Bence yeni jenerasyon için para da artık etkili olmaya başlayan bir durum. Değil mi? Bir numaralı kavram. Siz okuldayken yok, daha hayır. Genç yaşlarınızda yok. Öyle bir şey yoktu değil yok, mi? Yok kesinlikle yoktu. Tabii. Yani şimdi mesela para daha büyük. Annem bana bir şey söylerdi. Bu çulsuz kızları nereden buluyorsun? Her zaman neden bunlar böyle? Ya meslek sahibi olsun Allah aşkına para kazansın falan. Hani ben bunu çok duymuşumdur. Çünkü böyle bir beğeni şeyi yoktu gerçekten. Hani çünkü öyle de büyüdüğüm için hala yok bu. Hani böyle bir şeye bakmam hoşlandığım bir kadında. Hani bir de nefret ederim bundan. Hani bu su var mı şu su var mı olduğu zaman bence şey gelmiyor bu bana. Duygu kavramı eksik oluyor. Yani bu şeye benziyor. Oyunda hile yapmaya benziyor bence. Nedir oyunda hile yapmak? Mesela kazanacağını bildiğim bir oyunu oynamak gibi ha, o zaman. Öyle oyun. Ben oyunca tiyatro oyunu geldim. O anlamda oyun yok. Evet ama şöyle de var. Bana da şu hissi veriyor. Sanki CV'niz bir kadının elinde de tik atıyor. Sizle iş görüşme, sizi işe alacakmış gibi. Evet. Hani geliri şu, şu da şu, arabası bu. İşte bana çanta da alır. Yani. Tabii ki yani tenzih ediyorum. Herkes için bu geçerli değil ama sanki tik atılıyor gibi. Buna bankamatik sevgililiği deniyor. Evet. Ama bunlar artık önem kazanmaya başlamış önem gibi. Önem kazanmaya mı başlamış? Bence tamamen ele geçirilmiş. Ama şimdi şunu da söyleyelim. İşte sizler söz konusu olduğunuzda sizinle çıkarak PR'ını yapan, sizin paralarınıza bakmayanlar da vardır. Yani bu da bir PR anlayışı tabii, olabilir. Tabii, tabii ki. Şüphesiz. Gür Bey'in burada sessiz kalıyor olmasının. Aynı fikirdeyim. Hakan peki abi çok... seçimlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Tabii ki kalbe göredir ama biraz, yani neye önem klasik veriyorsunuz? Bir laf ama hani akıllı olması, zeki olması bunlar tabii en önemli faktörler. Bunun haricinde içinde kendisiyle barışık olması, huzurlu olmasına önem veriyorum ki bana da huzur verebilsin. Bu etkiliyor beni karşı tarafta daha çok. Kendisiyle barışık olması, duygusal olması. Bunu kaç yaşınızda siz anlamıştınız huzurlu olması gerektiğini? Ben çok geç fark ettim. Ben de tabii geç fark ediyorum ki 30 yaşındayım ama. Ne kadar geçti. Ben bunu vallahi ne zaman söyledim biliyor musun? Bunu 2 yıl önce falan söyledim. Hayır bu şeyden değil. Bu sizin tecrübelerinizden ders çıkarmadığınızdan değil. Bu bizim
Evet. Trip yapan, peşinde koşturan Yeşilçam filmlerindeki kadın figürüyle büyümüş olmamızdan kaynaklanıyor. Biz bunu normal addediyoruz çünkü. Evet. Siz bunun aslında anormal olduğunu fark edip normalini talep ediyor. Olabilir. Doğru. Biz şöyle bir erkeği ne kadar süründürürsen o kadar sana aşık olur. Böyle görmedik mi? Seren Serengil mi demişti bunu? Hani bize kötülük yaptı bu Türkan Şoraylar, Hülyalar, Fatmalar. Yani onlar anlamında yapmadı tabii de. Hani ama sonuç itibariyle. Teşhisi o söylemişti. Evet evet. Yani Kemalettin Tuğcu ile büyüyen bir nesiliz biz bakıldığında. Tabii tabii. O da var. O zaman Gürbey Bey'in evet kariyer yolculuğu gelsin. Sakın. İntikamını benden al. Olmaz. Bu bir parti. Doğum günü partisi. Sevgilimin doğum günü partisi ona yaraşır olmalı. Anne, o adamın ortaklığına onay vermeyi düşünmüyorum. Toplantıya gelseydim vakit kaybı olurdu. Bismillah! Allah Allah! Hı! Hı! Atamızın adını, soyunu devam ettirmek isteriz biz. Buna sen mani olamazsın. Kerem, oğlum. Gürne mi bakıyorsun oğlum? Yo anne. Kimler gelmiş ona bakıyordum sadece. Ahmet Paşa'm. Ben Deniz Nabi. Galip Hanım'ın biraderi. Şeref oldum Nabi Bey. Rus Harbi'nde başta siz olacaktınız ki. Ah! Ha Nilay. Ben çıkıyorum. Sen rahatına bak. Nereye gidiyorsun? Yemeklik bir şeyler alacağım. E seni bir an önce iyi etmemiz lazım değil mi? Aslı benim gibi en iyileri layıkım. Senin gibi korkaklara değil. Aslından ağzını alma. Ya Ali, burası çok güzelmiş. Doktor bana bunu verdi. Ali abim ölecek, ölecek. Anlamıyor muyum sanıyorsunuz lan? Geleneksel yollar kalacak mı görsel sanatlarda yaptığınızda özellikle? Yani bu biraz dijital dünyaya aktarım biraz hızlı gibi son birkaç yılda. Ne dedin anlamadım. Bir daha aynı cümleyi hayatta kuramam. Kursana. Aynen kuruyorum kursana şu anda. evet. Görsel sanatlarda dijital dünyayı da söz konusu olarak gündeme getirdiğimiz zaman birazcık televizyonun artık pabucu dama mı atılacak? Diziler Hissiz olsun, başka sanat dalları olsun. Yani biraz Hissiz daha internet için yapılan diziler şu anda son birkaç yıldır revaçta. Tamam ne anlaşılmayacak ne demişim ben burada? Gayet biraz, anlaşılır. Gayet de anlaşılır söylemişim. Hızlı girdin mevzuya. Hani zıt diye girdiğin için. Ay ne yapayım? Girizgah mı yapayım şurada 45 dakika programa? Paragraf mı yazayım? Ne yapayım ben? Yani 30 yaş ne görüyor? Evet. Ne görüyor? Televizyonu gereksiz buluyor tabii mu mesela? Tabii ki şu an zaten diziler de dediğiniz gibi internete kaymaya başladım. Dijital dünyaya. Biz de demin fragmanında gördüğümüz kadarıyla yeni bir filme çekimlerini bitirdik. Yazın sonuna doğru çekimlerini bitirdik de Özgür Dünya diye bir film çektik. Aslında bu bir öncü de oluyor bizim için. Animasyon dünyasını daha çok ön plana aldı. Sıfırdan bir oyun yaratıldı bu film için. Özellikle 1,5 sene çalışıldı. Yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Evet, haklısınız dediğiniz. Fakat Sinan Koloğlu'nun bir saptaması vardı bu programda yaptığı. Yani evet, o da çok mesela dikkatimi çekmişti. Özgürlük anlayışı mesela şeyde dijital ortamlardaki YouTuber'lar olsun, evet, yeni filmler, diziler olsun. Özgürlük anlayışında orada fikirlerin özgürce sergilendiği senaryolar ya da ortamlar yok. Sadece daha rahat küfür edildiği ya da seksin daha rahat konuşulduğu ortamlar var. Doğru saptama. Bu özgürlük algımızda bir kayma yaratıyor mu? Artık yeni nesiller olarak bakıldığında. Evet tabii. Çünkü hani bir şimdi düşünsene hani televizyonda bir çok acayip bir sıkıştırma söz konusu. Hani bir sürü şeyler var yapılamayan. Bunun karşı reaksiyonu olarak bir hareket çıkıyor ortaya. Bence o da özgürlük olamıyor tabii dolayısıyla. Hani o da normali bulamıyor bir türlü. Hani ilk akla gelen yapılıyor işte rahat küfür edebilmek. Seksolojik konularda böyle rahat hesapta davranabilmek. Ama bunda bir sahicilik ve samimiyet bence orada da yok. Televizyon hayatımızdan kalkmaz kolay kolay hani Türkiye'de. Ama tabii gerçekten izlenme oranlarında ve programlarının kalitesinde özellikle dizilerde çok ciddi bir düşüş var. Zaten farkındaysan
yayından kalkıveriyorlar hemen. Ben önümüzdeki dönemde yani yıl sonuna doğru artık stüdyo programlarının ağırlık kazanacağını yeniden düşünüyorum. Şüphesiz öyle görünüyor hani, zaten. Öyle görünüyor. Çok yarışma hani, programları ve stüdyo programları evet. Hani ağırlıklı. Dizilerden de bir tane simgesel ya da iki tane simgesel bir iş olur bütün hafta boyunca. Ancak böyle süre gelir. Tabii burada umuyorum ki bunun sonucunda bu sinemaya yansır. Sinemada da şöyle bir şey söyleyeceğim. Sinemada da artık bu millet şeye çok doydu. Kötü romantik komedilere ya da çok büyük yapımların başarısız işlerine. Gelecekte bizim işimiz çok butik bir işti mesela Ali filmi. İleride butik yapımcıların ve yeni yönetmenlerin mesela çok başarılı şu anda filmi çeken Ramazan Özer gerçekten çok 14 günde bir film yapmak, 2 ayda vizyona sokmak öyle baba her baba yiğidin harcı değil. Ama bunu çok örnek teşkil edeceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Yani Kahraman Bakkal süpermarkete karşı durumunda burada Kahraman Bakkal 1-0 öne geçiyor olabilir. Yani Türkiye kendi bağımsız sinemasını mı yaratacak tırnak içinde? Çok büyük... Bence yaratacak çünkü ona gidiyor. Çünkü televizyonun düşüş, büyük düşüş gösterdiği. Yapılan dizilerin gerçekten kalitesinde çok ciddi bir, yani gerek oyuncu olsun, gerek yapım olsun, gerek senaryo olsun, düşüş, ivme kaybettiği bir şeydi. İlla ki bir hareket olacak. Bu hareketi de çok net olarak romantik komedilerin boğuculuğundan ve aynalığından insanlar çok sıkıldı. Yeni, özellikle çok gerçekçi filmler. Mesela Ali bu anlamda öncü olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok biraz önce program başlarken sana söylemiştim ya, gerçekten daha gerçek. Ne demek demiştin? İşte bazı gerçekler oynanamaz. Hani gerçeğin rolünü yapman çok zordur. Orada rol olmaz. Gerçekten duyguya girmen. Onu bir daha yaşantılaman gerekir. Yoksa seyirci hemen ikinci dakikada kalkar terk eder o alanı. Beni kandırıyor musun der. Bu anlamda bunda da önce olacağını düşünüyorum. Ve bu tür filmleri çok izleyeceğimizi düşünüyorum. Bunda acaba biraz ekonominin gidişatı da etkili olur mu? Daha küçük bütçeli, daha bağımsız, daha butik filmler aslında. Evet, doğru hani, anladım. Biraz bu büyük... Çok para gerektiren ve sponsor bulmakta artık zorlanılan bir dönemi düşündüğümüzde ekonominin de etkisi var mıdır bu gidişatta? Çok ciddi bir etkisi var hem de. Çok ciddi etkisi var. Çok göreceğiz ve ben şunu da düşünüyorum. Bu butik çalışmaları yapan arkadaşlar, bunlar genç insanlar. Birkaç başarılı işin ardından birleşme yoluna da gidecekler. Hani daha büyük prodüksiyonlar yapacaklar bu anlamda prodüksiyonlar yapacaklar. Ve bu da bence çok güzel olacak. Çünkü ben tek ele hayatım boyunca hep karşı geldim. Hiçbir zaman ben bu kovboyları sevemedim. Kızılderilileri sevdim. Hani daha ruhlu olan, daha gerçek olan, gerçek acıları olan Kızılderilileri sevdim. Bu anlamda da Kızılderililerin de günü geliyor diye bir başlık atayım sana. Bizim çocukluğumuzda pazar öğlenleri western filmleri olurdu şeyde TRT'de. Aslında her şeyi ortaya atma, böyle vurma lütfen. Ama hala var ya. Var mı hala? Tabii hala pazar öğlenleri besler veriyor dedi. O zaman ne anlaşıyorsun bunları? Saçmalamaya başladı. İhtiyarlıktan hocam. Saçmalama, çok eğitim daha. Kafa gidiyor geliyor. Aslı yapma. Sen de konuştun program öncesinde, yapma bunu. Orada böyle kız Amerikan işte Amerikan sinemasının aslında bize zihnimize kazı. Kızlar pıt diye çıkar. Bir korkardım ben çocukken ona pıt diye. Birdenbire böyle ama ona ne yapayım ben ona bildiğiniz için. Ha, yani siz biliyorsunuz varsayımıyla. Senin güzelliğinden bahseden ben değildim. Affedersin Gülbey. Ay ne var işte, çok yakışıklı çocuk. Allah sahibine bağışlasın. Anasına babasına bağışlasın. Sahibi yok ben şu anda sahibi. Aa, buradan bir dakika. Şu anda sahibi yok, buradan kamuoyuna duyuruyoruz. 82 milyon şu anda bunu duydu bütün genç kızlar. Şu anda 80 çocuk. Kızılderililer hep korkulan bir figürdü. Oysa değil, hep ezilendi. Yani, güzel, ama güzel. Biz bunu o dönem çocukları biraz daha büyüdüğümüzde ve aklımız başımıza gelip başka şeyler okuduğumuzda öğrendik. Aa, yanılıyorsun. Ben bunu tam 4 yaşından beri geneli biliyorum. Geneli söylüyorum. Lütfen genellerle ayrıntıları karıştırmayın. Burada ben olduğum sürece asla ben konuşamıyorum. Hocam narsizm var mı? Asla. Megalomani yapmak istemiyorum. Megaloman mısınız? Değilim. Gülbey sende var mı? Bende de yok aslında megalomanlık. Eskiden vardı tabii narsizm. Ama törpüledim. Yok. Ya ben bu dönemde artık herkesin narsist olduğunu düşünüyorum. Emin misin? Bence öyle artık herkes. Bu sosyal medya ile bilmem ne mümkün mü? Ama hepsi yalan. Bu sahte. Allah aşkına şu Instagram'da yayınlanan şeylerin hangisinin bir gerçekliği var? Allah aşkına söylesene bana. Hani o yayınlanan yemekler, o kıyafetler. Hani gerçeklikten bu kadar uzakken narsizmin bence gölgesi o. Öyle hani mi? Gerçekliği değil. Evet, herkes narsist olmak istiyor. Ama İstiyor narsist mu? Olmak... Aa, bile isteye yani bu. Sence? Sence? Bence utanılacak bir şey aslında. Evet, ama bunu istemiyor mu sence? İşte biraz önce şeyi söyledim. Sayın hakim, söz istiyorum. Biraz önce hanımefendi kendi ağzıyla
narsizmin yayıldığını söylememiş miydi? İşte narsist misiniz diye soruyorum. Yani var mı hani emareleri ya da megalomani? Yayılıyor. Bütün dünyada yayılıyor. Zaten bunu sosyologlar da söylüyor. Psikiyatristler de söylüyor. Dünya böyle bir dünya artık. Yayılıyor hızla. Yani bunun içinde peki akıl sağlığımızı korumak için herhangi biri gibi mi yaşıyorsunuz o zaman? Ben de bunu sorayım. Yok hayır, herhangi biri gibi yaşamıyoruz zaten. İşte yani. Her şeyin çok çabuk tüketildiği bir dönemde yaşıyoruz zaten. Hani insanlar artık şeyi de unuttular. Karşılık beklemeden değer vermeyi, yani sevginin tanımını. Bunu aslında anlamak mesele değil mi? Kendini sevmek, çevrendekileri sevmek. Tabii o kadar acayip insanlar var ki ortada, acayip o kadar şeyler yani var ki. Yani hep bir menfaat ilişkisi ya da... Şey hani bir beklenti, şu olursa mutlu olurum. Oldu, ondan sonra yine genel bir mutsuzluk var. Beklemeden sever misiniz? Evet. İkinize birden tabii bunu. Ki. Evet, tabii ki. Koşulsuz. Tabii ki. Benim bütün hayatım bunun üzerine kurulu. Ya. Evet. Ben gerçek bir loser'ım bu anlamda. Estağfurullah, öyle demeyelim de. Ben öğrenmek adına gerçekten evet, bunu evet. soruyorum. Bu birkaç örnekle, yani bundan ne anlamalıyız? Yani bu beklemeden sevmek, hani loser'ım dediğiniz anda nasıl oluyor bu iş? Bu şöyle, hani bu bir yapı meselesi zaten. İstesen de değiştiremezsin hani bunu. Hı. Hani hep öyle yapmışım zaten hayatım boyunca. Hani beklemeden, hiçbir şey yapmadan, hissettiğim gibi olduğu için, olduğu gibi olduğu için. Peki burada bir o da beni sevsin beklentisi yok mu? Her karşı tarafta kim varsa, komşu olur, kadın olur. Yok tabii ki var o. Tabii ki var. Tabii o da sevsin tabii ki. Öteki türlü yürüyecek bir şey değil. Ama genelde hep şöyle bir şey oluyor. Verici gücü daha kuvvetli olan, verici olmaya daha ağırlıklı olarak devam etmek durumunda kalabiliyor. Yani çok verdiniz bugüne kadar aslında. Buradan bunu mu anlamalıyız? Yapı meselesi ama bu. Hani bundan şikayetçi olamam. Yapı bu böyle. Yok yok, saptama yapmak adına tabii, yani tabii, bir kurban böyle. Profili çıkarmak tabii, adına anladım. Değil. Yani çok hani aslında hep daha çok veren taraf mı oldunuz? Evet. Ama buradan dönüyorum. Şimdi orada kesin dengeyi arayan bir tarafta olabilir mi? Yoksa o da beklemeden sevenlerden mi? Ben de tabii beklemeden sevenlerdenim. Yani duygusal bir yapım var ama benim beklentilerim de zaten hep karşıladı karşı taraf. Yani hani sıkıntılı bir durum yaşamadım şu ana kadar. Yani burada bir denge kuruldu. Denge kuruldu evet. Yani sevmekten zarar gelmedi. Denge kurulmadığında sizde hissiyatı ne oluyor peki? Yani daha çok verdiğiniz zaman ya da öyle olduğunu düşündüğünüz zaman o hissiyat size ne getiriyor önünüze? Nasıl bir fotoğraf getiriyor? O zaman denge kurulamadığında bir şey oluyor. Ne yapalım? Hani demek ki bu da böyleymiş. Bu da bu gibi oluyor bende. Kabullenmek mi giriyor olduğu ben gibi? Bende kabullenmek geliyor tabii. Evet. Bu çok büyük bir meziyet. Öyle mi diyorsun? Tabii. Olur mu? Bence en önemli meziyet. Yani bir şeyi, herhangi bir şey olduğu gibi kabul etmek bu dünyanın bence en zor üstesinden gelebileceği. Öteki türlü zaten o zaman dediğim o hastalıklara yakalanırsın. Narsist olursun. Megalomanyak olursun. Ya da aşağılık kompleks sahibi olursun. O da çok tehlikelidir. Olduğu gibi kabul ettiğin zaman içinden geçersin. Hani içinden hop geçersin. Bu şeye de yansıyor biliyor musun? Yaptığımız mesleğe de yansıyor. Çünkü sonuçta meslek senin aynandır. Bir baktığın zaman insanlara, hani kadın ya da erkek, gelişimlerine baktığın zaman, hani bir insan 25 yaşında çok yetenekli olabilir ama bir de 30'unda görmen lazım. 35, 40'ta görmen lazım. 50'de görmen lazım. Göreceğiz gürbeyi 50'sinde falan ne olacak? 60'ta görmen lazım mesela. Bu anlamda o gelişim de o bakış açısına çok bağlı tabii. Biraz önce söylediğin. Tabii yani. Kabullenmek. Evet. Hiçbirimiz 20 yaşındaki ya da 25 yaşındaki gibi değiliz sonuçta. Tabii. Hayat bir şeyler öğretiyor, onun içinden geçiyoruz. Az kimimiz az, kimimiz çok. Öğreniyoruz ama bir şekilde. Tabii. Kelimeler gelsin mi? Önce Hakan Bey'inki gelsin hadi. Aşuremiz var da bizim. Aşure mi? Ha. Yiyeceğiz mi? Yok ama istiyorsanız dükkan sizin. Kelimeniz geliyor. Neymiş kelime? İrem Döcü koydu bunun adını. Aşure bunun adı. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Aa, gençlik. Hakan Bey geldi değil mi bu? Gençlik. Evet. Size gençlik gelmiş. Ne güzel. Size ne çağrıştırıyor? Ne bununla ilgili? Aman gençlik. Gençliğe dön dersen asla dönmek istemem. Evet. Gençlik bence hırpalanmak. Bence kırbaçlanmak. Ama bir şeyin de başı. Ocağın altını yakarken ki ilk kibriti çaktığın an. Yağ attığımız an. Cız, evet. Evet, böyle yağ ısınırken cız. O.
Ay değil mi? Sonrasında atılıyor işte içine malzeme. Çocukluk bence çok travmatik ya. Ya asla çocuk yine, olmak istemiyorum. Çocukluk yine bak okula falan gitmiyorsun henüz çocukken. Hani çocukluk yine kurtarabiliyor durum. Hani oyuncakların var, kendi kendine oynuyorsun. Bir dünya kurabiliyorsun ama sonra... Ama bilinçaltında okula... çocukken şekilleniyor. Ya tabii ama yine çocuk çocuktur bence. Ay nereye ya? Annenin babanın götürdüğü yere mal gibi gidiyorsun yanında yani. Hiç hayır ben buraya gelmek istemiyorum diye bir şey var mı? Yok. Ama onu akıl edebiliyor musun o zaman? Ay, ediyorum ben. Uykum geliyordu. Beni böyle uyu burada uyuyup sandalyeleri birleştirip uyutuyorlardı. Yazık değil mi bana ya? Çok yazık. Seni çok hırpaladılar küçükken. Ondan bakmasın. Öyle olmadı mı çocukluğumuzda? Yani istemediğim yerlere onlar istiyor diye gittim. Bu bile tek başına çocuk olmamak için yeterli. Özgür iraden yok. Ben çocukluğumu çok seviyorum. Ben memnunum çocukluğumdan. O zaman Gürbey Bey'inki gelsin. Gürbey Bey demek çok tatlı oluyor. Gürbey Bey. Gürbey Bey. Neymiş acaba? Işık saçmak. Vay. Ne çağrıştırıyor? Ne çağrıştırıyor? Kendinle barışık olmak. Yani enerjinin yüksek olması. Utangaçlık mı var? Fuzuli konuşmayı mı sevmiyoruz? Fuzuli konuşmayı. Arasında böyle bir şey var. Bir buçuk senedir katılmıyordum bir de böyle bir programa. Onun da etkisi var. Ya benim suçum ne peki burada? Ben neden burada böyle bir çaba içindeyim konuşturmak için? Yazık değil mi şu kadına? Bak ölecek burada yani yaşlılıktan. Yazık bu kadına. Yani şurada sonra ne oldu? Ben öldürdüm olacak. Cinayet gecesi neredeydin? Tabii ki cinayetin olduğu yerdeydim. Öyleyse katil sensin. Hayır. Ben öldürülenim diyeceksin. Kim öldürdü beni? Kendin. Kendi kendimi mi öldürüyorum? Niye ben kendimi öldürüyorum? İşte programı bizi davet ederek kendi kendini öldürmeyi garanti altına alın. Aşk olsun ya insan biraz konuşur yani. Konuşsana tamam. Konuştum ya. Zaten ya. Az mı konuştun? Her türlü kuru yaptı burada. Ya her şeyi yaptı ya. Yani. Özel bak hayatını... görüyor seyirci de görüyor. Ben kadın elinden geleni yapıyor. Adam konuşmuyor. Ne yapayım ben? Konuştur daha konuştum ne yaptın çocuk ya? Ben şuna çok sinir oluyorum. Burada bir dürüstçe bir şey itiraf edebilir miyim? İkrar etmeni istiyorum. İkrar neydi? İkrar neyden geliyordu? Neden geliyordu? Kafan karışmasın devam. İkrar etmiyorum, itiraf ediyorum. Sükut ikrardan geliyor. He. Hayır değil ama ben itiraf ediyorum. Tamam. Şimdi film çıkıyor tamam ya da oyun evet. Çıkıyor. Geliyor böyle değerli oyuncuları. Çok konuşmuyorlar. Arkadaşım niye geldin filmini nankörlük tanıtmaya? Nankörlük ediyorsun. Hayır, sizin için demiyorum ya. Dedik şu anda Gıybet Forever dedikodu yapıyorum. Ben sanatçı arkadaşlarımın hakkında konuşmayı sevmem. Ben neden burada yırtınıyorum sen konuş diye ya? Niye ben yırtınıyorum? Bana yazık değil mi? Sana her zaman çok yazık zaten. Onun için konuşun bence. Tamam. Işık saçmak dedim bir daha demeyeceğim. Dediğim gibi enerjinin yüksek olması. İkinci kelime gelsin hadi. Herkes ikinci şansı hak eder. Hayır Gürbey Bey'inki gelsin ikinci kelime. Üflemek yok üfleme. Teyze üflenmez. Teyze. Yalan. Yalan söylenmemesi gereken bir kavram. İnsanın... Seçici ve yaratıcı. Ya kendinle barışık olduğun zaman zaten hani kendine bir özgüvenin olduğu zaman kimseye yalan söylemezsin. Beyaz yalanları geçiyorum. Hani günü idare etmek için söylediğin ufak tatlı beyaz yalanları geçiyorum ama yalan sevmediğim bir kelime benim hiç. Hatta nefret ettiğim bir kelime diyebilirim. Peki söylediğiniz en yaratıcı yalan? En yaratıcı yalan. Ya da en kuyruklu. Bir ara işletme bölümüne başladığımda oyunculuk kurslarına gidiyordum arkadaşlarımla. Dersten kaçtığımı da tabii söylemiyordum. Kimseye söylemiyordum. Bizimkilerle, aileme de söylemiyordum. Bu güzel yalanlar, ufak tatlı yalanların başında geliyor. Aileye? Evet. Aileye çok yalan söylediniz mi? Ben söylemedim. Hiç. Çok beyaz yalanlar olabilir. Ben söyledim babama ya. Buradan yani rahmetli. Zaten oldum olası hep yalancı bir kızdım. Ama şöyle niye söyledim onu söyleyeyim mi? Niye? Çok yakın bir arkadaşım var. Figen süper ders çalışıyoruz. Gidip onda kalıyorum ve vizelere hazırlanıyoruz. Ve babam buna inanmıyor. Diyor ki diskoya gidiyorsunuzdur. Ya bir yerlere gidiyorsunuzdur. Bak bizim jenerasyon anlar tek bunu. Şimdi sakın kullanma şu diskoyu miskoyu. Gece dediğim. Gece kulübü falan. Gece kulübüne gidiyorsunuzdur diyordu. Oysa ben ders çalışıyordum gerçekten. Ben de ne yapıyordum? Babama diyorum ki baba gece kulübüne gideceğiz akşam. İzin veriyordu biz ders çalışıyorduk. Çok yalan şeker kızsın sen ya. Yalan ama neye yarıyor? Hiçbir şeye yaramıyor. Tamam Hakan Bey'in kelimesi gelsin. Programa katkısı var mı? Yok. Hakan Bey'in kelimesi. Thank you.
Velfecir. Bu aslında felfecir diye biliyoruz ya. Evet. Ama Türk Dil Kurumu'nda velfecir diye yazıyormuş sözlükte. Yani gözleri felfecir okumak. Felfecir okuyor. Evet. Ne demek sence bu kelime? İşte ona buna bakıyor. Uçan kuşa, yağan yağmura öyle. Şöyle yani şöyle. Var da şimdi isim vererek örnek var mı böyle gibi. Evet. Bana ne çağrıştırıyor? Hiçbir şey çağrıştırmıyor benimle ilgili. Kendi adıma. Çapkın mıydınız, mısınız? Benim, ben yaftalanmış biri olarak, bir oyuncu olarak, bir erkek olarak diyelim. Çok yaftalandım, çok çapkın denir bana. Halbuki alakası hiç yoktur çapkınlıkla. Gerçekten şundan ötürü. Çünkü ilişki çok severim ve bütün ilişkilerim, yani şöyle söyleyeyim sana, sana dokunursam 8 ay sürer en az. Hani o anlamda hiç çapkın biri değilim ama... Bu ne ya, son kullanma tarihi veren ütü gibi? Yani en kısa ilişkim bile... Sana dokunursam 8 aydır, bu ne? En kısa ilişkim bile 8 ay sürer anlamında. Hani benim. Hani bir gece atıyorum sana, tut ki ben kafaya koydum, gidip bir çapkınlık yapayım ben dedim. İşte yani espri mahiyetinde böyle 8 söylüyor. 8 ay tabii günümüz yani dünyasında yani, çok uzun bir süre. Değil mi? Evet. Tabii. Yok, benim ilişkilerim gerçekten kalıcı ve yıllıktır. Uzun yıllardır. Evlilik severim mesela. Hiçbir çapkın evlilik sevmez bu ara. Hani ben şeyi severim. Hayatı severim. O düzeni severim. Ve onun kurallarına da riayet etmeyi de çok severim o anlamda. Öyle gelenekçi bir taraf da var aslında. Evet, o var. Ben seviyorum ritüel bunu. Ritüel ve seven. Evet, evet. Hani lafta değil, gerçekten öyle. Ama benim zamanında oynadığım bir karakterden sonra bu peydahlanan bir şey oldu. Evet. Yani ondan sonra herkes onu, çünkü Türkiye'de öyle oluyor ya. Çağatay Koç'tu. Evet, evet. Şeyi görmek istiyorlar. Hani rol kişisi gibi olan olmanı istiyorlar senin. Hmm. Ve de bu sağ olsun magazin basındaki arkadaşlar birbiriyle bunu çok güzel başardılar. Yapacak da bir şey yok. Ama geçmiş, geçmişte kaldı. Ya aslında bu öyle. Bu bence dünyada da öyle. Yani dünyada da böyle bir karakteri oynasanız benzer bir yaklaşım olabilirdi. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok dramatik bir karakter oynuyorum. Hmm. Bunun sonuçlarını bir dahaki programına konuk olduğumda konuşalım mı? Ya ama o zaman da yine aynı şeyleri konuşabiliriz. Ama ben sizi tanımak adına aslında bunları soruyorum. Hayır, hani... hayır. Dramatik olduğu zaman, hani böyle olduğu zaman bu kez de çok başka bir haberler sizinle çıkacak anlamında söyledim. Ne olur mesela? Ne oluyor Türkiye'de o tür basında? Ne çıkar şimdi? Şimdi bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Şimdi hani çok yeni biliyorsun film yayında. O anlamda bir şey söylemem erken ama tahminlerim var bu anlamda. Hani bu kez bu bana yapışacak. Hani mesela göreceksin önümüzdeki dönemlerde, kendi adıma en azından bunu söyleyeyim. Bir hayli dramatik, yoğun dramatik rollerin bana teklif edildiğini göreceksin. Ama çok fazla komedi filmleri revaçta. Revaçta da bu, o komedi filmlerinin de komediliği de tartışma konusu olur bence. Ya da içinde yer alıp almamanızla ilgili. Evet evet, bir tartışma konusu olur orada. Çok tercih etmiyor musunuz yani artık bu filmlerin içinde yer almayı komedi anlamında? Gerçek, çok iyi yazılmış bir süzme bir senaryoda. Tabii ki olmak son derece keyifli olur. Ama son dönemde bunun öyle olmadığını düşünmekteyim. Peki sizin komedi filmlerinden ziyade daha çok tarih filmleri içinde yer aldığınızı düşünürse yeni bir arayışınız var mı? Hani artık şöyle rolleri tercih etmeliyim ya da keşke gelse. Yani şöyle düşünüyorum. Daha önceden oynamadığım bir karakteri tabii ki bu saatten sonra oynamak beni daha çok cezbeder. Daha çok onu isterim. Tarih işlerin zaten artık yavaş yavaş sonuna da gelinmeye başladı. Tabii ki Diriliş çok başarılı bir proje. Çok izleniyor ama dediğim gibi beni daha heyecanlandıracak, daha önceden oynamadığım, daha keyif alabileceğim, kendimden yeni bir şeyler katabileceğim bir projeyi tercih etmek isterim. Tiyatro bu saatten sonra. Zamanı gelince olur tabii ki. Neden olmasın? Müzikal mesela. Müzikal çok isterim. Var mı öyle bir ses yeteneğiniz? Yani şimdi öyle sesim şöyle güzel, böyle güzel diye anlatmak pek iyi olmaz ama. Yok, ben bozmuyorum. Yok mu? Ben şey girmeyeyim araya. Ya hocam, hiç sesi duyamaz mıyız azıcık? Hiç böyle minnak böyle bir şeyden böyle hiç mi duyamayız? Hani küçük Hakan güzel abi başlasın. Hayır, bana eşlik ederim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu dileğiniz şimdi bu programla aslında duyuluyor. Ama ben sesim güzel demedim ki. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan,
Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Ama bir kuple duyamayacak mıyız? Vallahi reklama gideceğiz, duymadan gitmem. Duymadan gitmem, kanal para kazanamaz. Reklam sonrası. Hadi reklamlar. Vallahi bu yalana girer olmazsa, yalana girer reklamlar. Yalan sözlerim her zaman. Bir dahaki programda söylerim. Bir buçuk yıl sonra söylermiş. Kitap ne getirdiniz? Ben bambu sapını getirdim. Ne anlatıyor? Şöyle göstereyim. Kuveyt'ten Filipinlere yerleşmek zorunda kalan İsa adında bir gencin kimliğini bulma çabasını anlatıyor. Hiçbir yere kendine ait hissetmiyor çünkü. Yaşadığı başından geçen olaylar. Yani bu da hayranınıza gidecek bir öğrenci. Sosyal sorumluluk projemiz var bu konuda. Vallahi geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Filminiz çok 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 gişe yapsın. İnşallah. Daha butik iş yapan, daha bağımsız kabul edebilecek yönetmenler de bundan ilham alsınlar. Güçlerini birleştirsinler. Birbirlerine destek olarak büyüyerek devam etsinler gibi bir dileğimiz var tabii ki. Ancak... kitap getirmeyenlere cezamız da var. Ama bu benim şeyim değil. Bana bu söylenmedi. Yani şiir okumak gibi bir ceza olabilir mesela kapatırken. Şiir nerede? Kafadan mı söyleyeceğim? Vardır tabii. Peki. Ki bunca yıl. Kendi şiirimi söyleyebilir miyim? Ay, 11 yaşında yazdığım. Gerçekten. 11 yaşama. Haydi süper, daha ne olsun? Tamam. Her yer karanlık bir de lamba. Korkarsın içeri girmeye. Açsın ama korkaksın. Tik tak 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 tik tak. Saat sesleri gelir kulağına. Her yer karanlık, bir de lamba. Sonunda beklediğin gelir. Beklediğin midir o? Her yer karanlık, bir de lamba. 11 yaş. Yemin ederim. Saklı duruyor tarihiyle. Gidelim biz ya. Gidelim buralardan. Dayanamıyorum.